Gökun görece yeni bir kategori diyebileceğimiz dikey kalkış inişli sabit kanatlı işte hibrit olarak geçiyor. İnsansız hava aracı kategorisinde bir 6-7 senelik geçmişi var bu kategorinin. Burada özellikle 25 kilo civarında çok fazla dünyada geliştirilmiş insansız hava aracı görüyoruz. Elektrik motorlarının kapasitelerinin artışıyla, işte batarya kapasitelerinin artışıyla, elektrik motorlarının ağırlıklarının azalmasıyla bu kategoride yoğun bir ürün piyasaya, ürün tasarımı var. Gökun'un farkı piyasadaki diğer ürünlerden 110 kilo maksimum kalkış ağırlığına sahip. 18 kilo yapısal olarak 18 kilo faydalı yük taşıyabiliyor. 12 kilo faydalı yükle bizim broşürlerde verdiğimiz değer bu. 12 kilo faydalı yükle 16 saat havada kalış süresi var. İçeride sistemlerde pek çok sistemde farklı seviyede yedeklilikler var. Mesela navigasyon sistemimiz üçlü yedekli, uçuş kontrol sisteminde çift yedekliliğimiz var. Çift askeri standartlarda dijital data linkimiz mevcut. Mart ayında biz uçuş testlerine başladık. Yani 2019'da tasarımına başladığımız projede 2023 Mart ayında böyle bir grupla, tecrübeli bir grupla 2023 Mart ayında ilk testlere başladık. İlk uçuş testi 22 Mart'ta yapıldı. Bugüne kadar 10 tane uçuş testi icra ettik. Şu anda MC Nav modu dediğimiz sadece elektrikli motorlarla yaptığımız uçuş testleri safhasındayız. Önümüzdeki ayın başında, Eylül'ün başında yani 2 hafta sonra motorlu, içten yanmalı motorla düz uçuşa geçen bir uçak bu. İçten yanmalı motorun yer testlerine uçağın üzerine entegre edilmiş halde başlayacağız. Sene sonuna doğru da işte TRL 8 seviyesine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bir 150 saat civarında uçuş test kampanyamız var. Geliştirme uçuş test kampanyası var. Bunun işte sene sonunda tamamlanacağını tahmin ediyoruz.